Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir çöpün nasıl muhteşem bir hale geldiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. O çöpümüz Ajan Venom oluyor arkadaşlar. Ajan Venom'un bir sinerjisi var, bir takım sinerjisi var. Bunları yaptığınız zaman inanılmaz bir hale geliyor. Önce şuna bakalım. Ne oluyormuş bu sinerjilerle? Mesela Kriven'ı yanına koyduğumuzda diyor ki Ajan Venom kritik darbelerden sonra ya da rakip kaçamadığında 4 saniye boyunca saldırı puanının %50 oranında doğrudan hasar veren bir tane kanama uygularsınız. Yani kritik vurduğunuzda rakibe kesin kanama veriyorsunuz. Veyahut da kaçamadığı zaman da oluyor. Akrep de diyor ki eğer diyor Ajan Venom'da ben yan yanayken diyor rakip kanamaya maruz kaldığında hani Kraven kritik vurduğunda veya kaçırtmadığında Ajan Venom'a kanama atma özelliği veriyordu ya. Akrep de diyor ki eğer Ajan Venom kanama atarsa saldırı gücünün %220'si kadarıyla, 220'si kadarıyla bir de yakma verdiririm diyor. Yani Ajan Venom düz vuruşlarıyla hem kanama hem de yakmayı deli gibi verecek. Yeter ki kritik atsın arkadaşlar. Mevzu bundan ibaret. Hadi gidelim ve bakalım ne kadar etkili oluyormuş Ajan Venom. 6 yıldız R3 elimizdeki. Ajan Venom bu arada kopyasız. Peki kopya özelliğine ona da bakalım. Dövüşün başında ve maksimum sağlık seviyesinin %50 kısmını her kaybettiğinde Venom sümbürünün kontrolü ele geçirecek sürede kaybeder ve saldırı gücünü azıcık arttırırmış. Aynı zamanda Klentor öfkesinin etkisi altındayken bir de kritik hasar puanı alırmış az miktarda. Hadi bakalım. Burada yapacağımız şey arkadaşlar sadece L1 spamlamak. Rakibin 550.000 canı var. Düz vuruşlarla dikkat edin arkadaşlar doğaüstü hasarlar, zayıflatıcı hasarları veriyor. Zaten dövüşünün sonunda göreceksiniz. Burada rakiplerin yakma yemesi önemli. Yakmaya bağışıklı olursa sıkıntı olur. Bak 6 kanama, 6 yakma birden doğaüstü hasar veriyor şu anda. Hey maşallah. Ey maşallah. Baban da mı ateş ediyordu senin? Derler adama. Bu yüzden L1 spamlıyoruz. L1 spamladığımızda daha cikiz duruyor. Ve herhangi bir atraksiyon istemiyor arkadaşlar bize. Dümdüz oynayın yeterli diyor. Sanıyorum olacak. O fazlasını bile aldı. Yani rakip kanama ve yakma yiyorsa içinden geçeceğiniz çok güzel bir mevzu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda verdiği hasarın %61'ini yakma olarak vermiş. %12'sini kanama ve %15'ini de düz vuruşlarla vermiş. Geri kalan da özel saldırı falandır onu göstermiyor. 57 saniyede 77 komboda almış. Çok çok güzel bir şey. 550 bin hasarı bu kadar hızlı alması. Yani bunu bir de 7. sahnede düşünün arkadaşlar. 7. sahnenin içerisinde özellikle zayıflatıcılarla ilgili işte verdiğiniz zayıflatıcının süresi daha uzun kalır. Tesiri daha fazla olur gibi veyahut da zayıflatıcı verdiğinizde kanama verdiğinizde veyahut da yakma verdiğinizde saldırı gücünüz %200 artar gibi şeyleri düşündüğünüzde bu işler çığırından çıkacak hale gelir arkadaşlar. Devam edelim. Bir de bu Captain Marvel'a bir gidelim bakalım. Bir kere daha Ajan Venom. Tabi Akrep ve Kraven'ı bulmanız lazım. Akrep ve Kraven'ı bulmanız lazım. Kanama zehir açık oynayabilir misiniz? Sanki kapatsanız daha iyi olabilir. Ama açık da oluyor mu? Şu şekilde gördüğünüz gibi oluyor. Düz vuruşlarla tertemiz. Hemen çakıyorum diyebilirim. Artık şansınıza ne kadar çok kritik gelirse. Basalım bir tane daha. 9 taneye kadar yordum. Baksana şerbet gibi gidiyor. Yani bütün olayı yakma ve kanamayı vermekte. Ah be sıfır çekti. Sıfır çeken Avrupa takımı gibiyiz. Biliyorsunuzdur Ajan Venom'un arkadaşlar kaçışları kapatma şansı da var. %50 şansta.
Yani bir nevi kaçağa kaçmaya çalışan arkadaşları kaçırmadığında bu dalgada çalışmış oluyor. Bunu ne kadar sürede almış? Yine ortalama 1 dakikada ve 82 saniyede almış. Devam edelim. Mesela juggernaut oldukça uğraştıran bir arkadaştır. Bu arada Ajan Venom'un şu anda saldırı gücü 5100. Yani bu durumda verdiği bir tane yakma %220 dediğimizde neredeyse 25.000 hasar veriyor. Tek bir yakma çok büyük bir rakam. Yeter ki kritik vursun. Şuraya bak. L1'in kendisinin de kanama verme şansı var. O da kanama verdiğinde iki tane birden yakma verebiliriz. Baksana 8, 9. Acanının gidişini kes. Böyle bir gidişat yok. Koskoca Juggernaut 48 saniyede düştü arkadaşlar. 59 combo 48 saniye. Yani kritik vurdukça daha da jiggs iş yapıyor. Bak mesela ileride Vision var. Vision'a iş yapmayacaktır. Çünkü kanama atamayacaktır. Kanama atamadığı için de otomatik olarak yakma vermeyecektir diye düşünüyorum. Şuraya bak. 5 kumuşta 4 tane verdim mi maneti? Hemen şunları atalım. Oldukça çılgın. Oldukça çılgın. Kırk üç komboda 34 saniye. Yani arkadaşlar bunu mesela buraları en iyi bitiren olarak kimler? İşte CGR oldukça hızlı bitirir. Archangel hızlı bitirir. Belki onlardan daha hızlı bitiriyor. Ve çok az komboda bitiriyor. Tabi burada kritik atma oranı da önemli ama gördüğünüz gibi 4 dövüş çıkardık ve 4'ünde de güzel kritikler attı. Bir de sınıf bonus 7 dövüş yapalım. Gerçi Ajan Venom'un canı iyice cüceye bağlı ama birazcık sağlık basabiliriz sanırım. Bakayım şöyle. Şöyle açık sağlık bassak bir şey olmaz sanki. Çöpe gideceğine buraya gitsin. Bakalım sınıf bonusu yediğimde işler ne hale gelecek. Muhteşem zayıflatıcı hasar. Tamamen kritik atmasıyla alakalı arkadaşlar. Tamamen kritik atmasıyla alakalı. Attığı bir kritikte 25.000 vuruyor. Kanama artı zehirle beraber 25.000 vuruyor sadece zayıflatıcı olarak. Ya bunu şeyde düşünüyorum. Kank görevlerinde falan düşünüyorum var ya. Hele 7-4-6 kank da neler neler yapar. Öf, öf neler neler yapar. 56 saniyede de bu arkadaşı öpüyor güzel gözlerinden. Şimdi burada kanama ve kanama veremediği için otomatikman yakma da veremeyecektir. Ama bir deneyelim. Gördüğünüz gibi kritik vurdu. Ama kanama veremediği için yakmayı da veremiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok özel bir karakter. Evet yanında ikisini her şey istiyor ve Ajan Venom ağırlıklı oynuyorsunuz ama oh, oldukça güzel iş yapıyor. Oldukça güzel iş yapıyor ama bu üçlünün olması lazım arkadaşlar. Ajan Venom bu şekilde Cehennem Labirentine'de bir şeyler yapabilir mi? Belki bir gün deneyebiliriz arkadaşlar. Hiç belli olmaz sağımız solumuz. Ama Efsane Labirentindeki arkadaşları güzel bir şekilde tekliyor. Yine bir günde orasıyla ilgili video çekebiliriz. Siz de düşüncenizi
bu takımla ilgili söyleyebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.